Merhaba değerli arkadaşlar. İkinci dereceden denklemleri anlatmıştık. Şimdi de pekişmesi için, unutan arkadaşlar için soru çözümüyle devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir ifadenin derece sayısı üstündeki üse bağlıdır. Eğer üs 2 ise 2 tane derecesi 2'dir. 3 ise 3'tür, 4 ise 4'tür. Denklemin derecesi kadar kökü vardır. Eşit ya da farklı. Mesela kaçıncı dereceden bir denklem? İkinci dereceden. Arkadaşlar, ikinci dereceden denklemlerde 2'den daha büyük üs olamaz. Bakın burada kaç var? 3 var. Demek ki bu kaçıncı dereceden bir denklem? 3. dereceden. Oysa bize ne demiş? 2. dereceden mi? Peki bu 2. dereceden bir denklemse şunun olmaması lazım. Olmaması için katsayısının 0'a eşit olması lazım. Buradan m kaçtır? 2. M eksi 2 çarpı x küp artı bir şey. 2. dereceden bir denklemse arkadaşlar, 2. derecede denklemlerde 3. üs yoktur. Olmaması için 0'a eşitledik. M'i getirip yerine yazdık. 2 yazdık. Şurada da 2 yazdık. 2'den 1 çıksa 1. 1 kere x kare, x kare. Eksi, eksi x. Şuradan eksi 2, eksi 10 da burada, eksi 12. Kaça eşittir? 0. Bize köklerini soruyorsa sevgili arkadaşlar, kök demek x'i bulmak demek. Bakın şunun çarpanlara ayrılması. X'e x çarp x kare. Eksi 4 ile artı 3'ü çarp. Çarpımı eksi 12 toplamı. Eksi 1'i verdi mi? Verdi. O zaman doğrudur. O zaman ne olur? X eksi 4 çarpı x artı 3. Kaça eşittir? 0'a. Bunu 0 yapan bir kökümüz 4'tür. Bunu 0 yapan ikinci kökümüz kaçtır? Eksi 3. Demek ki çözüm kümesi kaça kaçtır? 4'e eksi 3'tür. İkinci örneğimizde arkadaşlar, bu kaçıncı dereceden bir denklem? İkinci dereceden. İkinci dereceden denklemlerde üs 2 olmak zorunda değil mi? Evet. Bakın şurada ne var? Çarpma var. Şunun üstü kaç? 1. Bu birinci derecedense şunun da kesinlikle birinci dereceden olması lazım ki çarpınca kare gelsin. Bakın şurada x ortak mıdır? O zaman x parantezine aldık. M artı 3 artı kaç? 2. Çünkü burada birinci derecede. Çarpı 4x artı 1 eşittir kaç? 0. Şimdi bu ikinci dereceden denklemse arkadaşlar, kesinlikle bunun olması lazım. Eğer m artı 3 sıfırdan farklıysa bu ikinci derecedendir. O zaman m buradan neyden farklıdır? Eksi 3'ten. Gerçekten eksi 3 verince 0. 0 ile 2 topla 2. 2 kere 4x artı 1. 8x artı 2. O zaman birinci derece. Demek ki m kesinlikle neyden farklıdır? Eksi 3'ten. Aşağıdaki soruda denklemin bir kökü nedir? X2. Arkadaşlar, kök demek x gördüğün yere o ifadeyi yaz demek. Bunun kökü x2 midir? O zaman yaz. X2'nin karesi. Artı 4 tane x2 artı 1. Kaça eşittir? 0. Bir eşitlikte her iki tarafı arkadaşlar sıfırdan farklı istediğimiz sayıya bölebiliriz. Bizden x2 istediği için her tarafı x2'ye bölelim. X2, 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 bölü x2. Bakın şunlar ne yaptı arkadaşlar? Hatta şu yok olsun. Şuyla bu gitti mi bir tanesi? Ne kaldı? X2 artı, bu x2 ile x2 gitti, artı 4 artı 1 bölü nedir? X2. Kaça eşittir? Sıfıra. Bizden x2 artı 1 bölü x2 istiyor mu? O zaman artı 4'ü bu tarafa atarsak ifademiz şuna dönüştü mü? X2 artı 1 bölü x2 kaça eşittir? Eksi 4. Gerçekten biz bunu elde ettik mi? Evet. Şimdi bu soruda bize değerli arkadaşlar, denklemin kökleri a ve nedir? B'dir. Peki kök demek x yerine o bilinmeyeni yazmak demek değil midir? Ya da sayı ya da rasyonel sayı. X gördüğümüz yere ne yazıyoruz? A. A yazdığımız zaman arkadaşlar, 2 tane A kare eksi 6 çarpı A eksi 5. Kaça eşittir? 0. Eksi 5'i bu tarafa atarsak 2 tane A kare eksi 6 A. Kaça eşittir? 5'e. Diğer kökümüz kaç? B. B'yi getir burada yerine yazınca 2 tane B'nin karesi eksi 6 B eksi 5. Kaça eşittir? 0. Eksi 5'i bu tarafa attınca 2 tane b kare eksi 6 b eşittir kaç? B. Arkadaşlar, kök demek x yerine o kökü yaz demektir. Bakın biz 2 a kare eksi 6'yı kaç bulduk? 5. 2 b kare eksi 5.
6B kaçtır? 5. Bakın şurası kaç? 5. Burası kaç oldu? 3 bölü 5. Artı 4. 5. Bir daha kaç yapar? 6. 4 bölü kaç? Payda işlemek için şunu 6 ile şunu kaçla çarpıyoruz? 5 ile. 6 kere 5 30. 5 kere 6 30. 6 kere 3 18. 5 kere 4 20 bölü kaç? 30. O da kaç olur arkadaşlar? 38 bölü 30. 2'ye bölsen 19 bölü kaç? 15. Şu ifadede de A değerleri toplamının B türünden istiyorsa arkadaşlar hepsini bir tarafa toplayalım. Şunun paydasında gizli bir yok mudur? O zaman içler dışlar çarpımı yap. Çarp 2 tane A kare eksi 5 tane AB eksi B kare eşittir 2 tane B kare. Şunu bu tarafa atınca 2 tane A kare. Çünkü bunun yok. Eksi 5 tane AB artı 2B kare bu tarafa olunca eksi B kare burada var. Eksi 2B kare burada. Eksi 3 tane B kare. Kaça eşittir? 0. Bakın şunun katsayısı 2A kare olduğu için 2A'ya A. Şuraya da B'ye eksi 3B dersek çarp eksi 3B kare. Arkadaşlar baş katsayı birden farklıysa çarpraz çarpıyoruz. Eksi 6A. Bir tane AB daha. Eksi 5AB geldi mi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2A artı B çarpı A eksi 3B. Kaça eşittir? 0. Bizden A değerleri toplamını B türünden diyorsa arkadaşlar bakın o zaman şunu 0'a eşle. 2A artı B. 0'a eşittir. Artı B'yi bu tarafa atsan. Eksi B 2'ye bölsen A nedir? Eksi B bölü 2'dir. Aynı şekilde şurada. A eksi 3B 0'a eşittir. A nedir? 3B. A değerleri toplamını soruyor. Bir tanesi 3B'dir. Diğeri nedir? Eksi B bölü 2'dir. 2 kere 3 6. Bir tane B çıktı. 5B bölü kaçtır? 2'dir. Demek ki A1 ve A2'nin toplamı arkadaşlar. Biz buna A1 dersek. Şu da A2 olmaz mı? Çünkü ikinci dereceden bir denklem. A1 ile A2'nin türü toplamı kaç eşittir? 5B bölü 2 ifadesine eşittir. Diğer sorumuza gelirsek. Arkadaşlar, reel kök vardır. İki reel kök vardır. Ya da reel kök yoktur ifadesinde biz diskriminantına bakacağız. Diskriminant dediğimiz ifade delta'dır. Ya da diskriminant B kare eksi 4A C'dir. Peki ikinci derece denklemlerde AX kare BX artı C eşittir kaç? 0. A dediğimiz X karenin önündeki sayıdır. B dediğimiz X'in önündeki sayıdır. C dediğimiz sabit sayıdır. Şimdi bunun reel kökleri nedir? Yok. O zaman delta neyden küçük olmak zorunda? Eğer reel kök yoksa delta kesinlikle neyden küçüktür? 0'dan. Bakın şurada da B dediğimiz kaçtır? 3. 3'ün karesi. Eksi 4. A dediğimiz kaç? 2. C dediğimiz kaç? M. Neyden küçüktür? 0'dan. 3'ün karesi 9. 4 kere 2 8. Bu tarafa atınca 8 M midir? M'in tek kalması için her tarafı 8'e böl. Şunlar birbirini götürdü. O zaman 9 bölü 8 neyden küçüktür? M'den. M'in değer aralığı nedir? 9 bölü 8 küçüktür. M ifadesi gelir. Bakın şu soruda da ne var? Fx fonksiyonunun 9'a eşit olduğu zaman farklı iki reel kök mü var? Arkadaşlar eğer farklı iki reel kök varsa diskriminant ya da delta B kare eksi 4 AC kesinlikle sıfırdan büyük olmalıdır. Eğer sıfırdan büyükse farklı iki reel kök var. Sıfıra eşitse eşit çakışık tam kare iki kök var. Sıfırdan küçükse reel kök yoktur. Peki biz bunu kaça eşitleyeceğiz? 9'a. Çünkü 9'a eşit olduğu an iki tane farklı kök var. O zaman x kare eksi 6x. Peki bu artı 9'u direkt mi buraya atınca eksi 9 olmayacak mı? Bak 5'ten 9 çıksa eksi 4.
Neye eşittir? 0. Bunun deltası b kare 36 eksi 4 a'mız kaç? 1 c'miz m eksi 4. Neyden büyüktür? 0'dan büyüktür. Çünkü farklı iki kök varsa 0'dan büyük. Şurada çarptığımız zaman 36 eksi çarp 4m artı 16 neyden büyüktür? 0'dan. 16, 36 da 52. Neyden büyüktür? 4m'den. Her tarafı 4'e böldük. 13 büyüktür neyden? M'den. Demek ki m'in değer aralığı neydi? 13'ten küçük ifadelerdir. Şu soruda arkadaşlar bize denklemi ne diyor? Çakışık. Çakışık demek eşit. Tam kare ifade. Yani iki tane eşit kök olacak. O zaman delta'nın ne olması lazım? 0. Bakın bir tane burada bunu sıfırlayan iki değeri ise, çünkü bunun kökü 2 değil midir? Eğer bir tane de 2 burayı sıfır yapınca iki tane eşit kök olmayacak mı? O zaman iki durum var. Birinci durumda x eşittir 2 duruma bakacağız. Çünkü bir tane kök burada, eğer bir tane de kök oradan gelirse iki tane kök olur. Peki kök demek x yerine 2 yaz demek değil midir? Yazsak 2'nin karesi artı m çarpı 2 artı 9. Kaça eşittir? 0. 2'nin karesi 4. 9 da burada 13. Öbür tarafa atınca 2m eşittir. Eksi 13. M eşittir kaç? Eksi 13 bölü 2'dir. Bakın bu birinci durumumuz. İkinci durumda da değerli arkadaşlar. İkinci durumda. Peki bunun eşit iki tane kökü olamaz mı? Bundan farklı. Olabilir. Eşit iki kök varsa delta nedir? 0. Delta dediğimiz b kare. B karemiz kaç? M. Eksi 4 a'mız kaç? 1. C'miz kaç? 9. Neye eşittir? 0. Şuradan m kare 4 kere 9 36. O da neyin karesidir? 6'nın. O zaman şuradan her iki tarafın kare kökünü alırsak eksi artı nedir? 6 gelecek. Çünkü çift katlı köktür. Sen çift katlı kökten arkadaşlar çift katlı kök gidince burada mutlak m. Kaça eşittir? 6'ya eşittir. Mutlak m 6 ise o zaman bir kök 6'dır. Diğer kökümüz kaç olmak zorunda? Eksi 6 olmak zorundadır. Bakın şurada da değerli arkadaşlar. Biz köklerini bulurken, denklemin köklerini bulurken delta bize lazım. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Bir kökümüz x 1 iken diğer kökümüz x 2. Kökleri nasıl buluyorduk? Eksi b eksi artı kök delta bölü 2a formülüyle buluyorduk arkadaşlar. Demek ki tam sayıysa çarpanlarına ayrılabiliyorsa arkadaşlar çarpanlarına ayıracağız. Eğer çarpanlarına ayrılmıyorsa diskriminanttan delta'dan gideceğiz. Bu sorular da delta'dan çözülür ama uzun sürer. Çarpanlarına ayrılabiliyorsa çarpanlarına ayıracağız. Ayrılamıyorsa arkadaşlar diskriminanttan delta'dan yapacağız. Peki şurada köklerinin ne olmasını istiyoruz? Rasyonel. Peki şurada x1, x2 köklerini yazalım. x1, x2. Çünkü ikinci derecedense iki tane kökü var. Eksi b kaçtır? Eksi 6. Eksi ile çarpınca 6. Eksi artı kök delta. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac değil miydi? B kare eksi 4 ac. B'si kaç? 6. Eksi 4 a'mız kaç? 1 c'miz kaç? C. Bölü kaç? 2a. A'mız kaçtır? 1. 1 kere 2. 2. Peki bunun rasyonel olmasını istiyorsak bu rasyonel değil midir? Evet. Bu rasyonel değil midir? Evet. O zaman bunun ne olması lazım? Rasyonel sayı olması lazım. Aynı zamanda bir köklü ifadenin değerli arkadaşlar. Bakın şu ifadenin. Nedir? B 36 eksi 4C. Şunun rasyonel olması için kök dışına tam olarak dışarı çıkması gerekmiyor mu? Evet. Bunun tam olarak dışarı çıkarmasını isteyen. Bakın 9 versek. 9 kere 4, 36. 36'dan 36 çıksa 0. Bir rasyonel sayıdır. Başka 8 versen, 8 kere 4, 32. 36'dan 32 çıksa 4 dışarıya olur. 7 versen kaç gelir? 28, 8. Tam kare değil. 6 versen 24, 12 değil. 5 versen, arkadaşlar, 20, 16. 16 dışarı 4 çıkar. 4 versen 16, 36'dan 16 çıksa 20. 3 versen 12, 24. 2 versen 8, 28 olmaz. 1 versen 32. 0 versen arkadaşlar.
Sıfır burayı sağlar, hiçbir sıkıntı yok. Ama bize ne demiş? Pozitif. O yüzden bu olmaz. E bakın kaç farklı kaldı? 1, 2, 3. Bize kaç farklı demiş? Bu ifadede de kaç tane gelir? 3 tane ifade gelir değerli arkadaşlar. Diğer videomuzda arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.